Merhabalar efendim, ben Oğuzhan. Düş Yoldasınız. Hoş geldiniz, şeref verdiniz. Sizleri yine Almanya'ya, Stuttgart CMT Karavan Fuarı'na bir yolculuğa çıkartıyorum. Yalnız bu seferki gerçekten çok enteresan bir çekme karavan. Trigano grubun alt markalarından birisi, eski köklü bir marka. Yine geleneksel yöntemlerle üretim yapıyor. Biraz alışılagelmişin dışında bir takım kabuk tasarımları var. İlginizi çekeceğini umut ediyorum. İyi seyirler diliyorum efendim. CMT Stuttgart Dijital Karavan Fuarı'na hoş geldiniz. Yeni bir oturumda sizlerle birlikteyiz. Şimdi dilerseniz biraz odağımızı değiştirelim. Önceki videolarda kompakt karavanlara alkoven ve panelvandan dönüşüm gibi motokaravanlara baktık. Şimdi ise daha önce az duymuş olabileceğiniz bir çekme karavan markası ile birlikteyiz. Fransız Trigano Group altında yer alan La Manchel. Kelimenin tam anlamına baktığımda merak ettim. Atlara takılan koşu takımı anlamına geliyor. 1960 yılından beri otomobil severlerin bildiği meşhur dayanıklılık yarışıyla ünlü Le Mans bölgesinde yer alıyorlar. Diğer bir anlamı da Le Mans'lı kadın demek. Stefan Krepel, sizleri tanımaktan mutluluk duydum. Kendisi alanında uzman, kelimenin anlamı nedir, nereden geliyor bize anlatır mısınız lütfen? Tabii ki kelime Fransızca Le Mans'lı kadın anlamına geliyor. Diğer bir anlamı ise kilden yapılan kadın heykeli demek. Evet, temel Fransızca kursu için teşekkürler. Şimdi sunum ekranlarınızda logoyu gördük. Mr. Keppel, bu markanın bizler tarafından az bilinmesinin sebebi nedir? Haklısınız, şöyle ki eski köklü karavan üretici bir firmayız. 1958 yılında Lyon bölgesinde kurulduk. Halen kurulduğumuz yerde modern bir fabrikada karavan üretiyoruz. Az adetlerde de üretmiyoruz. İmalatta yıllık 350 adet kapasitemizi küçük bir modernizasyonla 500 adete çıkarttık. Bunda tabii ki grup şirketinin de desteği var. Fransa'da Lars adlı bilinen premium karavanlar satan bir dağıtıcı ile çalışıyoruz. Bu zamana kadar hep yerel ve lokal olmayı seçtik. Geleneksel el işçiliği yöntemleriyle kaliteli karavanlar üretmesiyle bilinen bir Fransız marka olduk. İhracat hiçbir zaman odak noktamız olmadı. Şimdi ise odağımızda ihracat var. Bundan sonra ise karavan imalatı tarafında reputasyonunu hızla arttıran bir marka olma yolunda ilerliyoruz. Fransa'da olduğunuzdan bahsettiniz. Şanslıyız ki artık marka Almanya'da ve bir temsilciniz var. Biraz somut rakamlardan bahseder misiniz? Kaç karavan satıyorsunuz? İlk kez 2017 yılında, biraz sonra sizlere tanıtacağım, paylaşacağım Liberty modeliyle ihracat pazarına girdik. Liberty'yi tasarlarken daha ilk çizgiden itibaren alışılagelmiş karavan tasarım dilinin dışına çıktık.
Karavan iç ve dış tasarımlarımızda bunu göreceksiniz. 2017 yılında ilk görücüye çıktığımızda ise Almanya'dan Fransa'ya ürünle ilgili talepler gelmeye başladı. Bu noktada grup şirketimiz Trigano'nun ülke stratejisine uymak durumundaydık. Üretimimizin bir kısmını Almanya pazarı için yapıyoruz. Şu an için butik denebilecek sayıda 100 adet ürün ile Almanya ihracatımızı sınırladık ve çok şanslıyız ki tamamı satıldı. Allah bin bin bereket versin, kahkahalar, neşeler. Evet, elle üretim yaptığınızda bahsettiniz. Bu kalite odaklı karavanlar ürettiğiniz anlamına geliyor. Her şeyi otomatize ettiğinizde evet belli ki yıllık 500 adetin üzerine kolaylıkla çıkarsınız. Ancak bu sizin üretim ruhunuza, endüstriye bakışınıza aykırı gibi geliyor. Bu konuda ne dersiniz? Haklısınız. Liberty modelimizden bahsetmek gerekirse kablolama, mobilya imalatı ve zemin platformunun oluşturulması gibi işler hep el işçiliği. Bu bağlamda evet çok hassas işçilikler çıkartan marangozlarımız var. Termoplastik türü yapıştırıcılar kullanmıyoruz. Mobilya imalatlarımız geçmeli sistem ve oldukça sağlamlar. Her bir bağlantı yeri ayrı ayrı tutkallanıp sürekli gerekli kürleşme süreleri beklendikten sonra montaj hattındaki yerini alıyor. Almanya'daki müşterilerimizin bizi beğenip karavanlarımızı tercih etmesinin nedeni de bu. Yüksek kalite ve üretim süreçlerindeki hassasiyet gözle görülür olmak zorunda. Kalite konusunu tüm kalbimle anladım, mutabık kaldık. Birazdan ürünlere, karavanlara bakacağız tabii ki. Karavanlara geçmeden önce gözlediğim kadarıyla sizin dizilimler biraz alışılagelmiş karavanların dışında. Bu konuda ne söylemek istersiniz? Haklısınız, bunu Liberty modeli için söylemek oldukça mümkün. Otomotivden ödünç alınmış çizgiler mevcut tasarımda. Bu durumu iç mekanda da devam ettirme gayesindeydik. Karavan iç mekanlarına girdiğimizde çok kabul görmüş, bilinen yönelimler mevcut. Bunları üretmek daha az risklidir. Bunların dışına çıkmak genellikle risklidir. Ancak bunu iyi başardığımızı düşünüyorum. Geri bildirimler de bu yönde. O zaman dilerseniz sunuma geçelim ve getirdiğiniz fotoğrafları bizimle paylaşın. Evet, Liberty karşınızda. Burun şekline baktığınızda takdir edersiniz ki alışılagelmiş, her gün gördüğünüz, görebileceğiniz bir çekme karavan değil. Bu tasarım sadece aykırı olması için bir pazarlama oyunu olarak üretilmedi. Rüzgar tünelinde geçirilen uzun saatlerin sonunda ortaya çıkmış aerodinamik bir tasarım var burada. Rüzgar direnci düşük. Bu akışkan tasarım sürüş tarafına geldiğimizde karavanın stabil olarak yolda kalmasına ciddi katkı sağlamakta. Çekme karavanda özellikle yanal rüzgar dirençleri, yanal rüzgar etkileri çok önemlidir. Hatta panelvanlarda bile artık bunun için asistanlar gelmeye başladı, elektronik asistanlar, seyir yardımcıları. Bizim tarafa geldiğinizde ise karavan endüstrisinde bu göz alıcı tasarımla katkı sağlamış olmak büyük bir mutluluk, heyecan verici. Fabrika tarafına geldiğimizde imalattan görüntüler. Fabrika tarafına geldiğimizde ise birbiriyle uyumlu, içinde çalışan dev bir takım görüyorsunuz. Hepsi kendi disiplininde uzman, elektrikçiler, tesisatçılar, mobilyacılar. Ustalarımızın elleri sürekli karavanların üzerinde, hepsi alanında tecrübeli olmanın ötesinde bizimle uzun yıldır çalışan eski insanlar. Hazır karavanın içini açık açık görmüşken dilerseniz biraz da ağırlık konusuna vurgu yapalım. Tabii ki ağırlık konusunu çok önemsiyoruz. Trigano Group, Adria'dan tutun da Caravelier, Stegerman, Premium Rubis gibi birçok marka barındıran bir çatı şirketi. Ürünlerimizi piyasa koşullarına göre test etme, karşılaştırma imkanı buluyoruz. Çatı şirketi altındaki markalar içinde de bir rekabet olduğu kesin yani. Hatta farklı bir markanın mobilyalarını alıp kendi platformumuza yerleştirdiğimizde sadece 5 kilogramlık bir fark ortaya çıktı. Bu ağırlığı tabii ki önemsiyoruz ancak karavan kullanıcısının hayatını, yaşam kalitesini değiştirecek bir oran değil bu. Kalite göz önünde bulundurulduğunda tabii ki ağırlık için kaliteden vazgeçmemiz mümkün değil. And there was only a difference of 5 kilogram to the Le Marcel furniture. So that was not enough reason for us to do without this high quality furniture. Bu fotoğrafta ise dilerseniz size neyin özel olduğunu anlatayım. Şasi, üst yapının birbirinden bağımsız iki ünite olduğunu göreceksiniz. Üst kabuk evet fiberglass'tır ancak şasiye bağlı olan platform alüminyumdur. Bu iki birim birbirine özel yapıştırıcılarla kaynaktan sağlam bir teknolojiyle bir araya getirilmiştir. Uzun yıllar hizmet etmeye hazır dayanımdadır. Alt kısmından oluşabilecek nemin bu yöntemle önüne geçiyoruz. Ayrıca şasiye bağlı platform taş çarpmalarına, yol koşullarına dayanacak durumda. Çeki oku üzerindeki fiber kaplamaya kadar her şey el yapımı. Dilerseniz böyle bir karavanın ne kadar dayanacağından bahsedelim. Soru için öncelikle çok teşekkür ederim. Şöyle ki,
Uzun yıllardır üretim yaptığımızı söyledim. Ticari hayatımız boyunca ürettiğimiz karavanların %50'si halen yollarda. Ekonomik ömrünü tamamlamış olanlar dahi kullanılmış araba pazarı gibi el değiştirmeye devam ediyor. Gururla söylüyorum ki Almanya ve Fransa'da karavanlarımıza sahip olan karavanseverler iyi fiyatlara dahi satmak istemiyorlar. Aynı bir aile bireyi gibi onlara sahip çıkıyorlar. Gelecek nesillere miras bırakanları dahi var. Bu da bizi ayrıcalıklı kılıyor. Şimdi Liberty karavanın içindeyiz. Bu noktada oval bitişlere sahip bir U oturma düzeni görüyoruz. Tavan formundan anlaşılacağı üzere bu salon karavanın ucunda, yani gidiş yönünde. Büyük camlar ve karavan camı dolayısıyla keyifli bir aydınlatma var. Burada müsaadenizle sadece tavan camının değil, yan camların akıcı üçgen formlarına da ben kendi adıma dikkat çekmek istiyorum. Bu oturma alanı iki kişilik yatak olabilecek ferahlıkta, ayrıca koltuk altları eşyaları depolamak için çok uygun. Masa kapanıyor ve yatak oluyor. Bu her zamanki gibi, bundan bahsetmeye gerek duymuyorum. Haklısınız, iç mekan gerçekten çok aydınlık ve ferah. Ölçülerden bahsetmek gerekirse karavan 400, 440 ve 490 model isimleriyle olmak üzere 3 farklı boyda hayat buluyor. 400 581 cm, 440 olan model 638 cm, 490 adlandırılan model ise 671 cm boyunda. 6 metrelik bir karavan ve iç mekanda mobilya konfigürasyonları dolayısıyla karavanın içinde 3-4 kişi birbirine hiç temas etmeden ayakta durabiliyor ve birbirinin yoluna çıkmıyor. Bu çok önemli. Özellikle benim çektiğim büyük karavanlarda buna çok dikkat çekmiştim. Yani küçük bir salonda 5-6 kişi, 7 kişi ayaktaydık. Salon boşluklarını planlarda görüyorsunuz. Ayrıca bu durum bize duş kabini ile tuvaleti ayırma esnekliği sunuyor. Dilerseniz banyoya bir göz atalım. Aynı modelin duş kabinini görüyorsunuz. Burada duş ve tuvaleti ayıran bölmeyi görüyorsunuz. Sorunuz varsa lütfen çekinmeden sorun ya da ben izninizle devam ediyorum. Karavanlarımızda özel olan bir diğer konu, solda gardırop, sağda ise yatak, çarşaf ve yastıkları depolamak için olan raflı dolap var. Bu genelde büyük karavanlarda gördüğünüz bir durumdur. Ancak bu büyüklükteki kompakt karavanlarda nadirdir. Bu orta boy 440 PC modelimiz. Modelin adını Camping Car olarak geçiriyoruz. Bu ise 490S olarak adlandırdığımız yatak modelimiz. Buna Fransız yatak da diyoruz. Bu karavan modelinin adı ise Front Salon olarak geçer. Bir Fransız klasiğidir desek yeri var. Sağ ve sol ayrı ayrı eşya dolaplarını görüyorsunuz. Diğer bir konu ise erişilebilirlik. Şöyle ki sağ ve sol tarafta gözlük, telefon, kitap koymak için eşya gözleri mevcut. Geceleri takma dişlerinizi de koyabilirsiniz. Demedi tabii ki öyle bir şey. Bu alanda aynı zamanda 12 volt ve 220 volt çıkışlar ile 5 volt USB portları var. Cihazlarınızı şarj edebilirsiniz. Aydınlatma butonlarına ise yine bu noktada erişim var. Bu sayede tüm aydınlatmalara yatak kısmından erişebilirsiniz. Farklı bir yatak seçeneğiniz var mı? Tabii ki. Bu da ayrı yatak seçeneği. İfade etmek isterim ki bu form Almanya'da çok popüler. Düşüncelerinizi yorumlarda biz bize tartışabiliriz, paylaşabiliriz. Benim görüşüm, karavanın tüm genişliği 2.25. Giriş yolunu ortaya aldığınız durumda üçgen şeklinde yatağın baş kısmında baş ve omuzlara gelen kısım 40-50 santim genişliyor ve konfor artıyor. Fransa'da bu modeli satmanın zor olduğundan bahsediyor. V-bed ya da single bed olarak, V yatak ya da ayrı tekli yatak olarak tarif ediyoruz. Tabii ki bir diğer avantaj da şu, yatağın altındaki çıkan sürgülü latalar ek bir minderle bu yatağın enini 2.25'e, yani karavanın tüm genişliğine kadar arttırabiliyor. Bu öndeki oturma alanının üst açı ile görünüşü, mandalin renkli döşemeler dikkat çekiyor. Mandalin deyince tabii benim aklım yine incir altına, İzmir'de mandalin bahçelerine gitti. Bu fotoğrafta ise oturma alanı için toprak tonları tercih edilmiş. Görüşlerinizi bekliyorum. Bahsettiğim gibi bu alanda masa inerek yatağa dönüşebiliyor. Şimdi burada banyoyu görüyorsunuz. Bu banyoyu Adria'nın panelvan araçlarında size detaylı gösterdim. Vario Bat olarak geçiyor. İzlemediyseniz kanalda videosu var. İzlerseniz çok sevinirim. Islak alan ile tuvalet birbirinden akıllıca ayrılıyor. Ayna ve lavabonun montajlandığı hareketli portatif duvar kasetli tuvaletin üzerine kapanıyor. Arka kısmı ise gördüğünüz gibi duş ortaya çıkıyor. Bu duş uzun boylu bir kişi için bile oldukça yeterli baş mesafesi sunuyor. Karavanın 490 SA Liberty olduğunu söyledim, bahsettik. Bir başka modele geldik. Bunun adı Fantasy. 2 metre yerinde kompakt bir karavan.
Boş haliyle 780 kilogram bandına oturuyor. Her boyutta otomobille çekebilecek durumda. Yine bu kompak ebadına rağmen duş tuvalet kabini ayrı bir ünite olarak sunuluyor. Empty, it's only 700 to 800 kilograms, so it can be easily pulled also by smaller vehicles, whilst it offers a lot of space inside. And to the summer, we will launch another model, also in that small compact shape with a separate shower. That is again special for La Moselle that you can always have. Şimdi Escal modelindeyiz. Biraz lüks sınıfa geçtik. Bu sınıfta 5.92 boy ile başlıyoruz. 7.40'a kadar uzayabiliyoruz. Bu uzunluklara yine Almanya pazarına penetre olmak için çıkıyoruz. Fransa tarafında bu uzunluktaki karavanlar popüler değil. Fotoğraftaki model 4.90 diye tabir ettiğimiz 571 cm olan modelimiz. 6.50 modelimiz yine çok tercih ediliyor. Yine Almanya pazarı için çift dingilli şasiye sahip olan karavanlarımızı öneriyoruz. Ve tercih ediliyor. Dilerseniz şimdiye kadar konuşmadığımız bir konuya geçelim. Karavanların fiyatları. Eminim izleyenler merak ediyordur, duymak istiyordur. Finans tarafında nasıl bir çerçeve çizersiniz? Fiyatlar segmente göre değişmekle birlikte Alman karavan severlerin premium karavanlar satın alırken aşina olduğu rakamlar 30 bin euro ve 36 bin euro bandına oturuyor. Şimdi arkadaşlarıma bir bakıyorum. Bana chatten bir soru gelip gelmediğine yanıt verecekler. İzleyenlerden rica ediyorum. Le Moncel için sorularınızı yönlendirmeye devam edelim. Anlatmadığımız bir şey var mı? Kaldı mı Sayın Kepler? Evet, tabii ki şöyle. Karavanların tarihinden, özelliklerinden, tasarımlarından bahsettik. Bileşenlerin öneminden, kaliteden bahsettik. Ancak en önemlisi karavan severlerin hisleri. Duyulara hitap ettiğimizi düşünüyoruz. Bu salgın zamanlarında zor zamanlar biliyorum. Ancak karavanlarımızı müşterilerimizin, son kullanıcılarımızın deneyimlemesi lazım. Dokunmanız, hissetmeniz gerekir. Karavan fuarları evet, bunlar için hep en doğru yerlerde, ancak salgın dolayısıyla kısmen sekteye uğradı. Biz de ilk fırsatta her şeyin en az can kaybıyla sağlıklı normale dönmesini bekliyoruz. Beklerken de tabii ki karavan severler ürünlerimizi nerede görebilirler? Bundan biraz bahsedelim. Mülhem, Karlich, Augsburg ve Koblenz bayilerimizde karavanları inceleyebilirler. O halde geldiğiniz için teşekkür ederiz. Umut ediyorum ki izleyenler ve markayı, Le Moncel markasını, Le Moncel markasını daha önce hiç tanımayanlar için bir içgörü oluşmuştur. Kısa bir ara veriyoruz. Yeniliklerden haberdar olmak üzere sizleri yeni marka ve modeller tanıtmaya devam edeceğiz. Öğleden sonraki oturumda size moderatör olarak Verena Baumann takım arkadaşım seslenecek. Bundan sonraki kısımda karavanlardan çok biraz karavan ekipmanlarına ve aksesuarlara yöneleceğiz. Mikrofonların ve masaların dezenfekte edilmesi için kısa bir ara veriyoruz. Bizimle kalın dedi. Evet, bu alışılagelmiş çekme karavanı ben kendi adıma sizlerle düş yolda paylaşmaktan çok memnunum. Üzerime düşeni yaptığımı ve düş yolların hakkını verdiğimi düşünüyorum. Yeni bir videoda birlikte oluncaya dek sağlıkla kalın diyorum efendim. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Görüşmek üzere.